Evet, nihayet oradaki dirseği çıkarıp boruyu takabildi Bahadır. Yazık yani, ittir kaktır ittir kaktır çıkmıyor yerinden. Normalden düşmesin desen düşüverir. İyi oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Vallahi daha yeni açtım kamerayı, biliyor musun? Hava çok güzel. Çok. Dün de böyle. Bugün ayın kaçı? 22. 22 Ocak. 22 mi 21 mi? 22, 22 Ocak. Doğru doğru. 22 Ocak ve havanın güzelliğine bak. Yani güzel mi desek, kötü mü desek bilemiyorum. Yağmur yaş yok. Kahvaltıya geldin ama elin kolun. Oho, ben de kahvaltı hazırladım diyorum. Tava simitiymiş bu, canlıdan. Ha. Kendileri yapıyorlarmış Nursel, el yapımıymış. Öyle mi? Tadı da çok değişik, enteresandı. Yiyelim bir tadına aldık, bakalım. Aldık. Ben tabii ki spesi elimden yaptım. Size ne yapardım? Tabii ki domates kavurması. Heh, aynen. Kuru acılı, biber. Kuru biberli. Acılı, sarımsaklı domates kavurması. Görmemiş miydi? Aa, kahraman sen ne zamandır gelmiyorsun demek ki. Gelmiştik ya. Doğru doğru. Bunun inşaatında geldik biz bir. Sonra bitince de geldim tabii ben. Aslında var ya, tam böyle kalınacak zaman, biliyor musun? Hmm. Of. Seslere baksana ya, kuş seslerine. Sesi. Derenin sesi zaten güzel olmuş mu? Evet, evet. Ses de yaratmışsınız. Evet. Kumlar da geliyor geliyor burada. Birikiyor böyle. Öteki tarafı yaptın mı? Evet. Geçebildiğim yere kadar. Ha, alt kısım? Altı yaptım. Orada bir delik var sanki. Tamam, orayı kapatacağım şimdi, gördüm. Gel bir kahve iç. Hadi kahve zamanı. Tamam, geldim hemen. Abi aslında oradan gelmez de. Sen yapıyorsun da yap yani. O borudan değil mi? O borudan o. Sen boruyu çözdün. O İnşallah. Ben zaten çünkü boru... Çünkü akan su azmaz değil. Evet. Oradan aynen. Damlar, tamam damlasın. Banyoya biraz gelen suyun ama nereden geldiğini keşfetmeye çalışıyoruz. Şu saçağın ucu açıktaydı. Şimdi Bahadır... Onu güzelce böyle yaptı. Bahadır, bu borudan var mı daha? Var. Azıcık böyle şu ağacın dibine doğru uzatsak bu boruyu. Hani betonun üstünde kalmasın. Olmazdır. Olmaz. Olur olur. Yapar benim beyim. Hadi hadi, çay, şey, kahvemi soğudu. Yok, ne köklenecekti? Neydi o? Ayva. Ayva köklenecek, tamam. Şey köklenecek. Hangisi? Burayı uzat Bahadır. Tamam. Oo, bak bunlar içmiş bitirmiş bile. Hadi hadi, bitiyor hadi. Soğuyor. Bitirdim. Bak soğuk. Aa, soğudu bile kahve. Soğuyunca tadı da olmaz. Yalnız var ya, o boruyu... Bu arada merhaba demiş miydim ya, ben bilmiyorum valla. Çözülür. Merhaba. Abi oradan hemen şüphe edecektim zaten ya, orada boruyu yoksa... Ettim ettim, geçen hafta billeye koydum oraya ama verimli olmadı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. O kadar su ancak bir yerden birikip gelmesi lazım. Şey, silikon tabancasını verin buraya bir şey. Kahraman, silikon tabancası istiyor Bahadır. Nerede? Bak, o şey uçta. Bak, burada. İlerle. Bu tam, burası açık. Burası açık, şurası. Evet, adam yaparken sacı ben demiştim zaten. Şey, açık kaldı. Makkama getirir misin? Nerede hayatım? Ben masanın üstünde. İn abi ya, sen... Aşağıdan atarız onları. Aşağıdan yukarı atarız. İki yıl aerodinamikçide çalıştım ben ya. O ne ya? Ya. Bilmediğim bir şeyler. Ondan sonra Altay Takışmanlar Mekaniği çalıştım. Ağır olsun ya. O şeyin altı kupkurumu. O zaman oradan değil. Bahadır, şunu da mantık silin. Götürelim artık. Nereye götüreceğiz? O arkadaki küpleri koymuştuk.
Gelenler kahvaltıyı yapıyor, ondan sonra bahçede çalışmaya giriyor. Yani karın tokluğuna, değil mi, çalışılıyor. Doydunuz mu? Bir de o var tabii. Yani şimdilik var da. Şimdilik tokuz. Şimdilik tokuz. O da güzel. Bir hata yapmış oluyorum. Tamam, hızlı hızlı izliyorsunuz. Ama bahçede öyle kuş sesleri, öyle güzel sesler var ki onları tabii ekarte etmiş oluyoruz. Onun için hızlandırmayı almayayım. Kuş seslerini dinleyeyim. Şu odunları toplayabildiğimizce toplayalım. Bugün aslında çok fazla hani iş güç yapamayacağız. Çünkü arkadaşlarımız hem geldi, misafirimiz. Tamam, onlar da ufak tefek yaparlar ama yani sonuçta biraz da keyif lazım. Bir de o köy meydanındaki doktor arkadaşlar değil de onun yanındaki taş evi aldığımız arkadaşım da bayağı kalabalık bir misafir grubuyla ortak tanıdıklar. Onlarla gelmiş. Şimdi onlara gideceğiz. Orada bir kahve keyfi yapacağız tekrar. onun için şöyle bir toparlamacı oluyor bu yaptığı. Buraya da indim, şu sarmaşığı gördüm. Bu sarmaşık aslında çok güçlü değil. Gördüğünüz gibi hani tutup çektin mi geliyor. Ama gücünü birliğinden alıyor. Birbirinin üstüne örüle 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 güçleniyor. Onun için yani bakın, bitkiler bile birlik olmanın, hemen kamusal mesaj vereyim. Birlik olmanın ne kadar güç kazandırdığını, değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ben bir önceki videomda yaptığım çağrıyı bir de tekrar yapayım. Dediğim gibi yolcuların dikkatine YouTube sayfasını zevkle izliyordum, Ebru Cihan. Onların geçen hafta paylaştıkları videoyla TMA'lı yeğenlerinden haberdar oldum. Bir dozluk bir ilaçla tedavi alabilecek ve iyileşebilecekmiş. Böyle bir şansı var ama bu parayı, bu ilacın parasını bir ailenin bulma şansı, hatta bir ailenin değil bir sülalenin bulma şansı yok. Onun için imeceyi burada da gösterelim. Instagram'da TMA Özgür En Güzel sayfasına girerek onlara destek olabilirsiniz. Maddi manevi her türlü desteği istiyorlar. Yani eğer parasal destek de verebilecekseniz orada IBAN numaraları falan da var. Zaten devlet kontrollü bir hesap bu. Yani yaptığınız yardım hedefi olan bir yardım. Yani acaba yardımı yapıyorum ama nereye gider falan demeyin. Bir çocuğun hayata tutunmasını sağlayacak bir yardım. Kendimizi iyi hissettiriyor böyle şeyler. Thank you.
Mal kızı salacağım, birazcık koştursun. Hazır mısınız? Bahçedeyiz. Onun için biraz koştursun. Yani seni de arayacaktı. Ara dedim anneni. Arayacağım demişti. Aramış demek. İyi bir şey bu. Yok yok. Fark etmiştim de. Bir telefon uzaktaydı. Görmemiştim. Gördüm. Hayır. Otur. Otur. Aferin kızıma. Aferin kızıma benim. Aferin bebeğime. Aferin. Tamam. Kızımla kızım nerelere gideceğiz? Nerelere gideceğiz bebeğim? Evet, köklediniz mi hayatım? Şurada bizim bir ayva fidanımız vardı, küçük. Arkada kalıyor zaten, birbirinin içine geçmiş. Arkadaşımıza söz vermiştik onu. Hatta şu cevizde handanlara gidecek. Şimdi onu kökledi Bahadır'la kahraman. Bakayım. Aldın mı? Oo, iyi, güzel. Çantada. Sağlam çıkarmışsınız. Ya Köküt abi gidiyormuş bir iki metre ileri. Gerçekten mi? Söktük yani, hepsini söktük. Tamam, onun şey yapılır, şöyle biraz kırpılır. O şey nerede? Artık onu... Böyle hadi gidelim, çıkıyor. Şöyle toparlayalım ortalığı. Şimdi şu yukarıdan gelen boru, o da açıktaydı. Onu uzattı. Bu boruyu zaten geçen hafta yapmıştı Bahadır. Şu sövelerin kenarına silikon çekti. Farklı renklerde silikon vardı elinde. Tabii merdiven, o kadar yüksek merdivenimiz yok. Ve sonra banyoya gölen su acaba bu saçaktan. Hani çünkü bunun da borusu yoktu, açıktaydı. Bu da yapıldı. İnşallah çare olur. Ama yine de tabii bunlar ana çare değil. Ben diyorum ki hani buranın yalıtımı dışına bir diğer tarafa yaptırmıştık. Bordex kaplatmıştık. Galiba buraya da öyle bir şey yaptıracağız sonunda. Sonra da diyorum ki şu duvarla şu deponun arası, tabii bunlar kalkacak buradan. Bu yayıntılar kalkacak. Burayı diyorum üstünü sajla kapatalım. Arkaya böyle şu elimizdeki ağaçlarla kapatalım. Burayı bir odunluk yapalım. Hem duvarı korumuş olur, hem de odun orada yığılı, burada yığılı. Yani böyle orada burada yığılı şeyler olmasın. Gerçi bahçede her şeyin düzgün olması mümkün müdür? Evet, mümkün kılanlar var, gördüm ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Biz biraz da atamıyoruz. Yani Bahadır'da da o var. Bahadır'da daha yoğun var. Ben daha azım ama şimdi bahçede her şey lazım olur dediğimiz için de atamıyoruz. Her şey böyle bir kenarlarda duruyor. Mesela bu deponun içinde hani şimdi hırsız gelse, hani diyorum ya açıkta bunlar. Hiçbir işine yaramaz buradakiler. Hani taşıdığına değecek bir şey yok. Ne bileyim, kullanılmış işte balkonda çilek dikmek için yaptığımız PVC boru. Efendim buradaki işte ahşap parçaları, buradaki işte ahşaplar çıkma şeyler falan. Ama biz iş yaparken elimize attığımız zaman bu parça işimize yarıyor. Orada bir küçücük delik kalmış, Bahadır'ın içine silmedi. Gün çok hızlı bitiyor değil mi? Bahadır'ın da zamanı sınırlı, işte hafta sonundan hafta sonuna bu işleri yapabiliyor ya. Onun için ona hiç yetmiyor zaman. Böyle bir gün böyle 10 kişi falan böyle iş yapmak üzere girsek bu bahçeye. Şu kenarlardaki bak bu taşlar mesela şöyle boylu boyunca dizilse. Ne bileyim şuralar temizlense. Öyle tek başına olmuyor. Bak mesela şuradaki yayıntıları, yani geçen seneden budanan dallar. Hani kullandık ama yine de bitiremedik. Tamam. Hadi bir gidelim. Evet. Bekliyorlar çünkü. Karşı tepe ne kadar güzel görünüyor. Bak bak. Geçen haftalarda kar vardı. Bak çal tepesine kar. Normalde hiç kalkmamalı. Oysa geçen hafta yağdı, böyle bir gün belli belirsiz kaldı, bitti. Geliyorlar ikisi birden, oğlu işte. Şeyde.